selam PES Türkiye kanalına biriz hoş geldiniz. Bugün yine süper bir bilgilendirici video ile karşınızdayız. E futbolu 2024 çıkacak artık. Çok az kaldı. En fazla aldığımız sorulardan bir tanesi ya da birkaçını bugün yanıtlayacağız. Detaylı bir şekilde yanıtlayacağız. E kafanızda bir soru işareti kalmayacak. Hem fikirlerimizi söyleyeceğiz hem de bu zaten Konami açıkladı diye belirteceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Örnek veriyorum ki bugün en önemli e sorun maalesef ki overall'lar yani bir sonraki oyuna oyuncularımız nasıl geçecek, geçecek mi? Bunlar geçerse nasıl olacak? Bunlarla ilgili çünkü geçtiğimiz yıldan bir yaramız var. Neden bu ekrandayım? Buradan detaylı anlatmak için geçtiğimiz yıl Legendary diye bir şey çıkardı oyun. Maalesef ki ikonları olan oyuncular ve efsanesi olan oyuncular önümüzdeki oyuna nasıl geçecek falan diye düşünürken mobilde özellikle Legendary diye bir şey çıkardı. Şu anda gördüğünüz kırmızı Messi'den bahsediyoruz. Bakın Legendary diye bir tane oyuncu çıktı, ee, bir kart çıktı. 5 yıldızlı ve 4 yıldızlı. Efsaneler 4, ikonlar ise 5 yıldızlı olarak geçmişti. Ama bunlar maalesef ki kullanıcıları tatmin etmemişti. Aslında elindeki oyuncuları maalesef ki çöp etmek için yapılmış bir stratejiydi Konami tarafından. Neden böyleydi? Gördüğünüz gibi Lionel Messi'yi görüyorsunuz. Burada aşağı doğru geldiğimizde top çevirme, uzun top kontrol, hızlı kontrol bunları 90 ve üzeri yapmayı birçok kişi bilmiyordu Direkt buradan ne yaptı? Ben bunu dedi otomatik dedi. Hemen yükseltirim. E 98. E bunun bir de kimyayla uyumladığında artık boss dolayı çünkü biliyorsunuz eskiden takıma özeldi. Şimdi bütün takım aynı zamanda teknik direktör uyumu olduğunda bosslanıyor. E 98. E bu 101 oluyor. E tamam dedi. Ama ne oldu? Messi'yi kullanamadı arkadaşlar. Çünkü niye? E burada gördüğünüz gibi e top çevirme, uzun top, kontra vesaire buna uyumlu hale getiremedi. Örnek veriyorum ki hızlı kontra genelde oynanıyordu. Ama top çevirme diyelim biraz daha şey yapalım. Top çevirmeyi 90 yapıp en üst seviyeye geldiğinizde gördüğünüz gibi 97 yani 100'e düşmüş oldu. Farklı hızlı kontra isterseniz 98 97'ye düşmüş oldu boss'la hali. Yani ne oldu? İstediğiniz o Messi sizin elinizden kayıp gitti. Özellikle de yanlış basıldığı için. Konami bunu yapıyor. Peki bu yıl neler olacak? Kartlar nasıl geçecek? Öncelikle boss sistemi kalkacak. Bunu oyun kendi söyledi. Yani hızlı kontrada 50 Top çevirmede 80 bunu yükseltelim yani ne oluyor? Teknik direktör Bost'u, teknik direktör uyumluluğu olayı kalkıyor önümüzdeki yıl. Ne olacak kalkınca? Yani boston kalkıcı anlamına geliyor. Daha önce örnek veriyorum elinizde Beckham vardı, Scoles vardı, Van oy vardı. Manchester United varsayılığını, kadrosunu seçtiğiniz takdirde takımını ne oluyordu? 3 Bost, 2 Bost artıyordu. Yani reytingi yükseliyordu oyuncunun. Bu sefer takım ruhu 99-100 yaptığınızda e, reytingi artıyordu oyuncunun ama artık bu reyting olayı artma olayı kalkacak çünkü uyumluluk diye bir şey söz konusu olmayacak peki bu ne dezavantaj getirecek İsterseniz onu da detaylı bir şekilde anlatalım her kartı olduğu için halantla anlatalım arkadaşlar öncelikle elinizde bir halant var player of the week halantı e, 96 reyting gördüğünüz gibi zaten player of the weeklerin çoğu gri kartta oğlum, bu da 96 gri kartta işte 95 falan oluyordur belki Halant, bu halant var elinizde 96 rating. Bostlandığı takdirde takımı aldığınızda halant 99 oluyordu. Bu kart önümüzdeki yıla aynı şekilde geçecek. Hiç merak etmeyin ama nasıl geçecek? Normalde bu arada oyundaki halantın reytingi düşerse buna yansıtabilirler. Onda bir sıkıntı yok ama yansıtmasalar bile zaten bu oyuncu 3 reyting düşecek. 99 boss olduğunda 99 oluyorken şu anda siz bunu kadroya aldığınızda 96 olacak. Peki 96 olursa oyunun ne avantajı olacak? Ee, sürdürülebilir bir sistem var. Bu sistemi tekrardan sürdürebilecek Konami. Yani şimdi 102 bunu da detayını vereceğim. Showtime aldım. Adam 102 oluyor anasını satayım. 102 rating adam 102 şekilde devam ederse bu oyunda maksimum 103 reytingi görüp üzerinde daha bu yıla kadar görmedik. FIFA mobil gibi yapmıyor. 110 rating, 109 gen falan böyle şeyler yapmıyor. Eğer çok böyle ekstra bir sıkıntı olmasın diye 103'ün üzerine çıkarmıyor. 103'te zaten hani 50 tane oyuncu gelmedi bir tane geldi. O yüzden 103'ün üstüne çıkarmadığı için şimdi 102 halantın bir sonraki yılda kalması durumunda eğer Haland seven birine top açtırabilmesi için 103, 104, 105, 106 getirmesi lazım. O yüzden Konami bunun önüne geçmek için Bost'u kaldırıyor. Senin elindeki oyuncu 96 olarak kalacak elinde. Ne olacak? Sezon içerisinde, yıl içerisinde 97 reytingini, 98'ini, 99'unu gerekirse 100'ünü, 101'ini yavaş yavaş sana peyder pey kakalamaya çalışacak. Ne olacak? Sistem Konami tarafından dönecek. Player of the week için bu işler böyle. E, gri kart aldığınızda gri kart da dediğim gibi Halant'ın bu kartının şu anda 96 olacağı garanti değil. Bunu 95-94'e de indirebilir. Yani çünkü e, biliyorsunuz oyuncu reytingleri değişecek bu önümüzdeki sezonda. Peki normal bir kart değil de e, benim ya ben Showtime'a tek attım ya da Showtime'a ben 2000 lira verip çıkardım. Showtime ne olacak dostlar çok basit. Hemen üst seviyede gördüğünüz gibi. 98 rating bu kart 101 olan, 102 olan da var. Hiç fark etmez. Bu kartı 98 olarak kullanacaksın. Ama oyunda yazan bilgi şudur. Showtime kartlar ve diğer kartlar geçecek. Zaten sözleşmeli kartlar bunlar. Ee, biliyorsunuz ki geçtiğimiz yıl ilk açtığımız toplarda oha 365 gün sözleşmesi var bunun. Nasıl ya falan diye düşünmüştük. Evet sözleşmesi olduğu sürece devam edeceksiniz oyuncuyla ama siz 102 101 halantınızı önümüzdeki yılda 101 102 olarak kullanacağınızı düşünmeyin. Bu net bir bilgi arkadaşlar. Haberiniz olsun, aklınızda bulunsun. Yani bu halant 98 olarak elinizde kalacak ama şöyle bir dezavantaj yok. Yani burada top çevirme, uzun top kontra bunlar 90 sabitlenmiş de oyuna sonradan biliyorsunuz. Bunlar komple kalkabilir. Yani buna buna basamayacaksınız. Yani bunu kalkıp da buradan bir e, ivme buraya veremeyeceksiniz arkadaşlar. Bunlar artık oyundan kalkacak. Bunun da şöyle bir artısı olacak. Siz oyun içerisinde rakibinizin sistemine göre top çevirmeden uzun top kontre, uzun top kontradan farklı bir versiyona rahatlıkla takımınız etkilenmeden geçecek. E şimdi bu öyle olursa ne olacak? Teknik direktörlerin e, şeyleri kalkacak boyundan. Hayır, teknik direktörler yine olacak arkadaşlar. Teknik direktörlerinde artış şu Geçtiğimiz yıl olduğu gibi örnek veriyorum ki zitleri seçtiğiniz hızlı kontrak atak. E öbürü de hızlı kontrak. Yani zitlerin ne faydası var? Zaten teknik direktörlerin şöyle artıları eksileri oluyor. Biri defans oyuncularına %300 DP kazandırıyor. Biri orta saha, biri 5 yıldızlı, biri genç yeteneklere yani 23 yaş altına vesaire. O yüzden sizin takımınıza göre bir teknik direktör seçip en azından onların antrenman gelişmesini bu şekilde eğer DP'niz yoksa sağlayabileceksiniz aklınızda bulunsun. Hemen geri geliyorum dostlar, Haaland kartlarından örnek vereceğim. Herhangi bir şekilde, bu arada şunu da bir söyleyeyim çok fazla çünkü mesaj geliyor analik olacak mı ile ilgili, analikle ilgili hala yeni bir güncelleme ve bir mesaj maalesef yok. Analigin gelme ihtimalinin gittikçe daha da düştüğünü düşünüyorum. Bak gelmeme ihtimali çok yüksek ama gelir ya da gelmez bir şey diyemiyoruz. Bir açıklama yok ama analik gelecek olsa bir açıklama muhakkak olurdu. O yüzden gelme ihtimalini yavaş yavaş aza düşürüyorum. E, aklınızda bulunsun yani gelme ihtimali artık düşük. Peki kop gelir mi? Kopun devam edeceğini düşünüyorum. İlk etapta online olarak puan kasmalı bir şekilde gelmeyebilir. Ama yine dostluk maçı atabilecek şekilde ilk aylarda yine kopun... E, olacağına inanıyorum ama e, dostluk maçının yanında ekstradan bir puan kasma durumuna gelip gelmeyeceğini detaylı ona bir şey yok ama şahsi fikrim, tecrübelerimle söyleyeyim bence puan kasma ilk etapta yine gelmeyecektir insanlara. Yeni paketler vesaire verip normal My Club yani E-Football Dream Team'in daha da güçlendirilmesini sağlamaları gerekiyor, para kazanmaları gerekiyor. Çünkü şunu unutmayın, bu firma para kazanmak için ya yani biz burada eğlenelim diye değil para kazanmak için bu oyunu kuruyorlar ve bunları yapıyorlar, bu kadar insan çalıştırıyorlar. O yüzden yani ilk önce amaçları tabii ki de para. Bu arada şu sorunun da cevabını vermiş oldum. Paketler gelecek mi? Ben geçtiğimiz yıl oyunun başında yine paketler geldiği için. Yine oyunun başında ilk bir aylık dönemde yine paketlerin geleceğini varsayıyoruz. Net bir bilgi var mı? Yok. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine aynı sürdürülebilir sistem devam eder diye düşünerek bunu söylüyoruz. Aklınızda bulunsun. Yani milli takım paketleri ya da işte Milan paketi, işte Rafa imzalı Rafa, Leoar falan filan bunlardan bahsediyorum. Gelme ihtimali var. Onun dışında merak edilen şey oyuncuların reytinglerinde düşme olduğunda normal güçleri de düşecek mi? Elbette düşebilir. E, Haaland'da en çok nefret ettiğim şey top kontrolleri ve top sürme. Oyun şunu yapabilir. Bu Haaland fulllendiğinde e, hemen şöyle fullleyeyim. 99 oluyor. Bu 99 hız ve hızlanması bu şekilde ve top kontrolleri bu şekilde. Bitiricilik 95. Oyun yine bunu 99 rating yapıp güçlerinle oynayabilir dostlar. Haberiniz olsun. Ya bu kart sizde bir yıl boyunca kalacak ama kart kalacak. Kartta güncelleme yapma haklarına zaten sahipler. Transfer yaması yapacaklar. Transfer yaması ile birlikte oyuncuların güçlerinde de değişiklik olabilir. Ratingi oynayanlar ve oynamayanlar olacaktır. Yaşları ilerleyip belki de bu sezon, geçtiğimiz sezonlarda çok iyi bir performans sergilemeyen oyuncular. Yani evet Luka Modis çok iyiydi geçen yılda ama Luka Modis için artık yavaş yavaş yaşı ilerlediği için e, stamina'sı azalabilir. Ratingi biraz daha düşebilir. Bunlar doğal şeyler. Bunlar Ronaldo ve Messi'de de oluyor biliyorsunuz ki. E, gerçi hani biraz daha artık 100 rating Messi'ler hala geliyor sponsorlu olduğu için ama yavaş yavaş o da onların da ratingleri düşecektir. Nasıl Mbappé'lerin falan yükseliyor. Belki Mbappé bu yıl Haaland'la birlikte banko oyunun en yüksek ratingli oyuncusu olabilir. O yüzden aklınızda bulunsun. Herhangi bir şekilde eliniz Sizdeki Mbappe Bost'u düşürülmüş bile olsa Showtime Mbappe'niz 102 iken 99'a düşecek ama oyun içerisinde belki 100-101 reytingi kadar çıkarılabilme durumu olacaktır aklınızda bulunsun. Başka merak edilen neler var yorumlara yazabilirsiniz. Ben elimden geldiğince bunlar bilgidir, bunlar varsayımdır diye sizlere bilgi veririm. Analit dediğim gibi tekrarlayayım gelme ihtimalini ben düşük buluyorum. Herhangi bir şekilde oyunla analitle ilgili açıklama yapılmadığı için bireysel talimatı çok bekliyorum. Bu yılda onunla ilgili herhangi bir şey yok ama gelme ihtimali olur mu bilmiyorum. Transferi çok fazla bekliyorum maalesef ki transfer hala olmayacak gibi transfer dediğim yer benim elimde iki tane Mbappe var birini satışa koymak istiyorum satışa koyuyorum İşte GP, Coins ile bir şekilde satın alıyor başka bir işe yarayan biri Mbappe'si olmayan biri örnek veriyorum ki o GP ya da Coins neye satılacaksa artık benim sistemime yükleniyor ben bunu kullanabiliyorum bu maalesef ki FIFA'da var peste yok. İkincisi takas olayı var mı diye sormuşsunuz. Takas olayının artık oyundan kalktığına inanıyorum. Herhangi bir şekilde takas diye bir şey söz konusu olmayacaktır. Özellikle de aynı oyuncu vermiyor, şöyle vermiyor. Bu hafta Player of the Week kartları var. Siz örnek veriyorum ki Elif Elmas geldi. Elif Elmas'ı ilk topta buldunuz. ikinci ve üçüncü açtığınız topta Elif Elmas yine gelmiyor zaten. O yüzden de hani böyle bir durumda 3 tane takasla birlikte başka oyuncu alma durumu vardı. Bunlar artık söz konusu olmayacaktır. Gelişmiş talimatlar var oyunda. Ama bireysel talimatlardan bahsediyorum ben. FIFA'da olduğu gibi. Maalesef bu yılda beklentim top seviyede değil. Neden top seviyede değil? Öncelikle daha oyun güncellemeden yani yeni oyun gelmeden sezon bitti ve yeni sezona başlandı. Yani oyun burada diyor ki güncelleme bir e transfer yaması gibi olacak diyor. Zaten transfer yaması vesaire ya da bir birkaç güncelleme işte iyileştirme gibi şeyler söz konusu. O yüzden de hani çok farklı bir oyun gibi bekliyorsunuz. Bu bir güncelleme. Bu bir transfer yaması gibi düşünün. E, oyuncuların reytinglerinin değişeceği ve e, transfer oldukları kulüplerde yer alacakları bir transfer yaması olarak düşünün. Ekstra oyunda oha bu çok değişti falan bir şey olmayacak. Ben ekstra animasyonun bile eklenmeyeceğine inanıyorum. Yani kaleci kurtarışlarında, oyuncu reflekslerinde vesaire ya da yapay zekada ben ekstra bir şey olacağına inanmıyorum. Benim şahsi fikrim ben alt seviyede tutuyorum her zaman için. Yani oyunu bir şeyleri yaparken diğer tarafı bozmamaları bana yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Aklınızda bulunsun. Elimden geldiğince açıklamaya çalıştım. Uzun lafın kısası reytingler düşecek. ister istemez çünkü BOSS dediğimiz sistem oyundan kalkıyor. Ee, ondan dolayı da reytingler en azından 2 ya da 3 seviye düşecektir. Aklınızda bulunsun. Top açımlarıyla ilgili zaten yakın sürede bir e, pahalandırma olayı oldu. Kurdan dolayı daha da pahalandırma durumu olabilir mi? Çok yakın sürelerde e, coins fiyatlarının artacağını inanmıyorum. Kur değişse de e, bir değişiklik olacağına inanmıyorum. Oyun yine paraya dayalı. Yine Player of the Week. En fazla sorulan soru GP ile efsane topu açabilecek miyiz? Zaten efsane topu diye bir şey kalmayacak artık ama efsane topu GP ile açmak gibi bir şey söz konusu zaten olamaz. Babacım 30 milyon 40 milyon GP biriktirirseniz hesaplarınızda 50 milyon 60 milyon GP biriktirirseniz adamlar efsane kartlarını GP ile açtırmazlar size. Yani o yüzden... Bunun önüne bir şekilde geçecekler. Çünkü para kazanacak. Adam 30 milyon GP biriktirmiş. 30 milyon GP ile bütün takımı sen efsanelerden kurabilirsin. Yani oyuna hiç para yatırmadan e, GP kasarak sen zaten e, ihya edebiliyorsun kadronu, iyi yapabiliyorsun. E, o, manyak mı bu konu, mi? salak mı yani anladın mı? Sen o kadar GP biriktirirsen, dana gibi kasarsan adam da doğal olarak onun önüne bir pet set çekecektir ve sana açtırmayacaktır. Bu kadar basit yani. Öyle 25.000 GP, 50.000 GP ya, box, box draw falan onları unutun. Şahsi fikrim gelirse başımızın üstünde ama artık e, bu şeyler ortadan kalktı. Paran varsa sözleşme yenileme bileti de alırsın paran yoksa alamazsın. Bu arada şöyle bir şey var. Oyunda artık belki yeni açacağımız toplarda da sözleşme olursa yani 365 günlük bir periyot olursa sözleşme yenilemede sözleşmeli oyuncu geldiğinde demek ki artık kadroların sıfırlanmayacağı kadroların sıfırlanmayıp artık her yıl devam edeceği anlamına geliyor. Bu şöyle bir şey bu yıl Bost'u kaldırdılar reytingi düşürdüler. Yarın bir günde oyuncular geçecek ama 3'er 4'er reyting düşecektir. Ya da bu dediğim gibi Legendary tarzı bir şey çıkaracaklar. Kadronuz kalsa da sizin bir sonraki yıla en iyi Cruyff, en iyi Haaland reyting olarak en iyi Mbappe'nin elinizde olmasına Konami asla izin vermez. Muhakkak onların reytingleri bir kulbunu bulup düşürülecektir aklınızda bulunsun. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Merak ettiğiniz kısımları yorumlara yazın. Okuyorum bazen kalp atamayabiliyorum yoğunluktan. Ama onları okuyup ona göre videolar yapıyorum aklınızda bulunsun. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.